Şimdi tabii olaylar aslında çok çabuk unutuluyor. Genelde hafızamız zayıf. Hatırlayın, o olaylar ilk gündeme geldiğinde ben kendi şahsımla ilgili dosyada hiç adım olmamasına rağmen, ama ben bu bakanlığın başındayım, bu işin sorumlusuyum diyerek hem bakanlıktan hem milletvekilinden istifa ettim. Ve kamuoyunun önüne çıktım. Benim bakanlık şeyine, milletvekili dokunulmazlığına ihtiyacım yok. Ben hesap verecek bir insanım. Çünkü hesap veremeyeceğim herhangi bir şey yok diyerek hem bakanlıktan hem milletvekilinden istifa ettim. Ve o dönem içerisinde benimle ilgili soruşturma komisyonu kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Ve o zaman anayasa değişmişti. İlk defa gizli oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben aklandım. Sonra 2002'de seçim oldu. Büyük bir çoğunlukla AKP iktidara geldi. O zaman sayısal milletvekili çoğunluklarına dayanarak birçok bakanı o dönemle ilgili olarak Yüce Divan'a sevk ettiler. Onlardan biri de benim. Aslında ben daha önce bir soruşturma komisyonundan aklanmış olmam, ikincisini tekrar beni götürmelerini hukuken sıkıntılı bir konu olmasına rağmen, o zaman mecliste soruşturma komisyonuyla ilgili görüşme yapılırken ben Türk Büyük Millet Meclisi'ne geldim. Her şeye cevap verdim. Ve dikildim, kafa tuttum. Dedim ki, benim dedim verilemeyecek hiçbir hesabım yok. Ben Yüce Divan'dan falan korkmam. Gider oradan aklanır gelirim dedim. Bunu komisyonda da çok zaman söyledim ve dile getirdim. Şimdi ne oldu sonucunda? Anayasa Mahkemesi'ne gittim, yargılandım. Biliyorsunuz 11 hakim karar veriyor. Ben 11 hakimin ittifakıyla tamamının en ufak bir şüpheye mahal vermeyecek şekilde alınmış bir kararıyla da belki de Anayasa Mahkemesi'nin de tarihine geçtim. Şimdi hesap vermek, hesap verebilmekten kaçmamak çok önemli bir şey. Bu niye anlam ifade ediyor? Çünkü şu anın şartlarında bunun anlamı büyük. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Belki de dünya tarihinin en büyük yolsuzluk olayıyla Türkiye baş başa kaldı. Tapeler havada uçuştu. Ve çeşitli gerekçelerle bunu inkar eden bir anlayışla karşılaştık. Hakimler değiştirildi, savcılar değiştirildi, emniyet genel müdürleri, valiler değiştirildi, gizlilik kararları alındı, kolluk kuvvetlerine buna uymayın dendi. Yani bir şey kaçırılmaya, bir şey gizlenmeye, bir şeyin üstü örtülmeye çalışıldı. Düşünün Allah aşkına. Herkes basit düşünsün. Ya bir şey yapmayan insan neden korkar Allah aşkına ya? Yani siz hakim değiştiriyorsanız, savcı değiştiriyorsanız, her şeyi yerinden oynatıp adli sistemi kökünden sarsacak kararlar alıyorsanız, demek ki örtmeye çalıştığınız, gizlemeye çalıştığınız bir durum var orta yerde. Bunu insanın aklını kullanarak basit bir şekilde görebileceği böyle bir konuyu, işte paralel yapı, işte şu bu vesaire diyerek ortadan, yani bu hırsızlığı, bu devlet malının talan hadisesini en tepeden en aşağıya kadar olan insanların ilişkilerinin tapelerle ortaya saçıldığı bu durumu ortadan kaldıramazsınız. Ya Allah aşkına, yani bunun bir hesabı verilmesi gerekmez mi? Yani buna hiç kafa yormak gerekmez mi? Şimdi öyle bir hale geldik ki AKP'li kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var. Diyorlar ki ya çalıyorlar ama çalışıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bunu nasıl söyleyebilir bir Müslüman? Şimdi bu söylem ve buna inandırılmış kitleler aslında en büyük zararı İslam dinine veriyorlar. Yani yüce dinimizi bu işe bulaştırarak bu işi o kisve altında yapan bu grubun ve bu insanların tasfiye edilip bunların hesap verir noktaya getirilmesi gerekirken bunlara kol kanat germek, bu işin üstünü örtmeye çalışmak ve bu işi ortaya çıkarmaya çalışanlara karşı bir hareket başlatmak vicdana sığmaz, insani değildir, ahlaki değildir, İslami hele hiç değildir. Sayın Bakanım, şimdi Erdoğan dönemindeki AK Parti hep hatırlarız. 1950'lerle ya da öncesiyle tek partiyle karşılaştırdı. Şimdi Sayın Davutoğlu da son günlerde sık sık sizlerin koalisyon ortağı olduğunuz dönemi hatırlatıyor. Şimdi somut bir örnek var. Siz varsınız ortada. Aklanmışsınız ama niçin hafızalar mı unutuyor? Niçin çok sıklıkla o dönem hatırlatılıyor? Kıyaslanıyor. Şimdi tabii Sayın Davutoğlu o dönemlerde başka işlerle meşguldü. Pek siyasi alt kültürü yok. Eline tutulan metinlerle meşgul olduğu için şimdi AKP bir algı yönetmeye, olmayanı olmuş gibi göstermeye hep çalışıyor. Mesela bunu depremde de yapıyor. Çıkıyor diyor ki dönemin diyor başbakanları deprem bölgesine gitmedi. Ya Allah'tan korkun ya.
Allah'tan korkun ya. Siz bunun için efendim komisyon kurdunuz. Sırf o dönemde size karşı yapılan bu açıklamalara karşı 3 kişilik o dönemde bakan olan, farklı partilerde bakan olan 3 isim bir araya geldiniz. Bir anlamda komisyon kurdunuz o yalanları ortaya çıkarma adına. Yani elbette yani o dönemde ya seferberlik haliyle bir çalışma yapıldı. Bunları görmemek, bunları yok farz etmek, yalan söyleyerek ve yalan söylemeyi bir alışkanlık, bir metot haline getirerek, bunu bir algı yönetimi için kullanmaya çalışarak insanları yanıltmaya çalışan bir Müslümanın yapacağı iş değildir. Yani bir Müslüman yalan söylemez, yalan söylemekten de korkar. Başarılı oluyorlar mı sizce gazeteler, televizyonlar? Çünkü bir taraftan da hep hakim oldukları, işte sözlerinin geçtiği bir medyadan bahsediliyor. Sizce bu ifadeleri, kitleleri algı operasyonu adına başarılı oluyor mu? Yani başarılı olduklarını kabul etmemiz lazım. Çünkü yalan söylemek bir metot haline geldi. Ve yalan söyleyerek, sürekli bunu da tekrar ederek toplumda yaratılmaya çalışılan bir algı var. Evet. Ben Sayın Başbakan'a şunu söyleyeceğim. Deprem bölgesinde yapılan işleri sakın Van depremiyle kıyaslamasın. Haksızlık eder. Bu dünyada belki durumunu kurtarır ama öbür dünyada Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıktığında bu söylediği yalanların hesabını verir. Yani çap farkı var. Elbette, yani. Elbette. Yani arada o koca depremden Van'da 600 kişiyi kaybettiğimiz bir depremi kıyaslamaya çalışmak, ya Van'daki çadırlarda 12 çocuğumuzu kaybettik, yanarak öldü ya. Ya biz milyonlarca insanın yerinden olduğu çadırlarda, prefabrik kentlerde yaşatıldığı bir yerde böyle bir kayıp bile yaşamadık. Yani o hükümetin depremin ilk 10-15 gününden sonraki kurduğu organizasyon, süreci yürütmek, yönetme kabiliyeti, halka yaklaşım biçimi fevkalade başarılı olmuştur. Ve onun neticesinde bugün insanlar belki de süper diyeceğimiz kalıcı konutlarda yaşamlarını tam bir sene sonra oralara geçerek devam ettirecek bir sürece yaşamışlardır. Şimdi aynı şeyi burada da yaşıyoruz. Yani şimdi ben şuna inanamıyorum ya. Yani ya bir Müslüman hırsızı nasıl korur ya? Ya Allah aşkına ya, hırsızlık yaparken yakalanana ne denir ya? Ya hırsız denir ya. Hırsız denir. Sen bunun üstünü ne kadar örtmeye çalışsan da, yok demeye çalışsan da, suçüstü yapılmış hırsızlık yapanlar, insanlar var. Halk bunlara hırsız diyor. Sayın Bakanım, evet. Siz bu ifadeleri dün genel kurulda kullandığınız AK Parti milletvekilinin gözlerinin içine bakarak söylediniz. Ne gördünüz efendim o gözlerde? Yani o arkadaşlarımız da bu yapılanın hırsızlık olduğunu ve bu işi yapanların suçüstü yakalandığını, benim kadı onlar da biliyor. Onların da vicdanları kanıyor. AKP'ye oy vermiş geniş kitleler, yani İslami inançların bu işe alet edilerek ve onun bir şal örtü gibi de bu pisliğin üzerine örtmekte kullanılmış olmasından ben büyük bir rahatsızlık duyduklarını görüyorum, biliyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bir imtihana daha gireceğiz. Komisyonda bu bakanlarla ilgili karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. AKP'nin büyük bir çoğunluğu var, meclis çoğunluğu var. İsterse bu pisliğin üstünü örtebilir. Ne yapacaklar acaba? Ben çok merak ediyorum. Çünkü Sayın Davutoğlu dün mecliste, işte ben başbakan oldum, Hacı Bayram'a gittim, Mevlana Hazretleri'ni ziyaret ettim gibi büyük şahsiyetlerin o ruhaniyetlerine sığınarak hayırlı adımlar attığını söyledi ve bunu kendi ağzından duyduk. Şimdi suçüstü yapılmış ve hırsızlık yaparken yakalanmışlar var. Tapeler bunu söylüyor, deliller bunu soruyor, iftira yok, yalan yok, her şey sabitlenmiş. Bir gerçekle karşı karşıyayız. Bakalım, bakalım yukarıdan alacağı talimata göre aklama mı yapacak? Yoksa Peygamberimizin Beytülmal'e uzanan el, kızım Fatıma'nın eli bile olsa onu keser atarım diyecek. O peygamberi tavrı, onun gösterdiği yolda ilerleyen bir insan olarak onun gereğini mi yapabilecek? Onu bir imtihan bekliyor. Onunla ilgili o imtihandan nasıl çıkacağını ben şahsen çok merak ediyorum. Siz bir taraftan bir çağrıda bulunuyorsunuz. Bir taraftan da sanki vesayetçi başbakan ifadesiyle sert bir söylemde bulundunuz. Dün Sayın Başbakan bu eleştirilerle karşılaştığında bir anda üslubu da sertleşti. Ya ben şunu söyleyeyim. Ben yani olduğu gibi konuşan bir insanım. Yani Sayın Başbakan'ın vesayet altında olduğunu kendi de biliyor. Yani ne kadar inkar etse de, yani oraya bir eğreti bir halde durduğu, o görevi layıkıyla yerine getiremediği, bir şey başkasına sorularak yapılırsa, yani bir işin başı olur mu ya?
Başbakan demek bakanların başı demek. Siz her şeyi bir başkasına sorarak yapıyorsanız o işin başı olamazsınız. Yani başbakan olamazsınız. Yani ben aslında başbakanın durumuna da üzülüyorum. Yani bir taraftan tekrar sizin şeyinize geleceğim ama Binali Yıldırım diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz baş danışmanlarından eski Ulaştırma Bakanımız diyor ki 2015'in başından itibaren Cumhurbaşkanı kabinenin başına başkanlık etmeye başlayacak. O zaman o Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecekse o zaman şimdiki başbakanımız da 23 Nisan günlerinde başbakanlık yapacak. Yani o manaya gelir bu. Yani bu bir başbakana yapılacak en büyük hakarettir. Onu yok farz etmektir. Şimdi siz bu insanları ne besleyeceksiniz? Yarın seçim sattım haline gireceğiz. Yani orada eğreti duran, olduğu koltuğu doğrultamayan, bir başkanın vesayeti altına girmiş bir kişiliğin başbakanlığa teslim edilir mi Türkiye'de? Yani buradan şu çıkıyor, Türkiye'yi bir kaos bekliyor. Türkiye'yi bir kaos bekliyor. Nasıl bir kaos bekliyor? Yetki paylaşımından doğacak bir kaos. Sayın Cumhurbaşkanı böyle yaparsa bu ona 6 ay dayanamaz. Yani 6 ay dayanamaz. Yani bir kişinin nefsini öne çıkaran anlayışı yüzünden Türkiye'yi çok kaotik günler bekliyor. Allah yardımcımız olsun. Niye yardımcımız olsun? Çünkü bunun bir başka boyutu daha var. Yani Türkiye farkında değil. Ya bölünüyoruz ya. Ya bölünüyoruz ya. Bölünüyoruz. Millet ya uyutuyorlar milleti ya. Uyutuyorlar ya. Yani açık açık özellik üzerinde anlaşılmış APO'nun dışarı çıkacağı, bütün PKK'ların affedileceği bir sürece girdik. Ya daha dün işte Suruç'ta bütün yerlerin adı değişti. Şeyh Said'in adına kadar caddeleri, sokaklara isimler verildi. O bölge verildi zaten. Valiyi çekmişsin, askeri hapsetmişsin, polisi ortadan kalkmışsın, çetelere, sokakları, caddeleri teslim etmişsin. Şu an fiilen olan bir durumu bunlar seçimden sonra PKK ile anlaşarak hayata geçirecekler. Yani vatandaş bu seçimde oy verirken yani Türkiye bölünmesi için de oy kullanacak. Yani AKP'ye verilecek her oyun Türkiye'nin bölünme sürecini onaylamak manasına gelir ki herkes elini kalbinin üzerine koysun, vicdanen sorulmasın. Ya biz Allah aşkına savaş mı kaybettik ya? Yani savaş mı kaybettik de ülkemizin bir bölümünü götüreceğiz, başkalarına teslim edeceğiz. Efendim, son 30 tanemiz süremiz bitiyor ama o yüzden mi son günlerde bunlar ortaya çıkmasın diye mi sık sık gündem değişiyor? Çok kısa. Tabii yani şu anda yapılan bütün manevraların işte Osmanlıcan'ın gündeme getirilmesi falan hepsi bunların seçim manevrası. Bu yaptıkları kirli pis pazarlığın üstünü örtebilmek için yürüttükleri taktiksel hamleler. Bunların tutacağını zannetmiyorum. Milletimizin ferasetine güveniyorum. Çünkü İslam'ı bir şal olarak kullanarak İslam'ı değerleri hırpalayan, aşındıran, yozlaştıran bir anlayışa artık dur ve yeter deme zamanı gelmiştir. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.